Merhaba. Ceylan, biraz konuşalım mı? Benim konuşacak bir şeyim yok. Ama sen konuşacaksan buyur, dinlerim. Ben sana bilmeden istemeden kötü bir şey mi yaptım? Yo. Sen beni nerede göreceksin de kötülük yapacaksın? Bilmem. Bana karşı bir tavrın var ya, konuyu anlamaya çalışıyorum. Konu seninle alakalı değil. Kiminle alakalı? Halil İbrahim'le mi? Konu senin ailenle alakalı Zeynep. Yoksa Halil İbrahim değil. Benim ailem burada Ceylan. Burada kiminle ne problemin var da bana yansıtıyorsun? Ailem burada. Ama ben Leto'lardan bahsediyorum. Onlar senin ailen değil mi? Kan bağı olarak evet. Ama ben artık kara suyum. Ha, beni babamdan dolayı yargılayacaksan... senin kim olduğunu sordum. Kumarbaz Nihat diye bir adamın kızıymışsın. Ben de bu durumda sana kumarbaz mı diyeyim, seni böyle mi değerlendireyim yani? Doğru. Babam kumarbazdı. Kim düşürdü onu kumara? Senin ailen. İyi bir aileydik biz. Halimiz vaktimiz yerindeydi, çok şükür. Güzel bir aileydik. Ta ki sizinkiler gelip malımıza, mülkümüze, toprağımıza göz koyana kadar. Aldılar babamı araya. Sana şunu yaptıracağız, sana bunu yaptıracağız. Şöyle zengin edeceğiz, böyle yapacağız. Adamı soydular, soğana çevirdiler. O ne yaptı? O da geldi, bütün hıncını anamdan çıkardı. Hasta oldu kadın, yataklara düştü derdinden. Sevda daha 2 yaşında yoktu anam öldüğünde. El kadar bebeydim. 2 kardeşime de analık babalık yapmaya başladığında. Anlat Zeynep. Biraz da sen anlat çocukluğunu. Belki ben de ağlarım. Ceylan, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ama bu yaşadıklarının sorumlusu ben değilim ki. İyi bir çocukluk geçirdiğim için suçlu da değilim. Bak, senin yaşadıklarını düzeltemem, değiştiremem. Ama bu ev, insanların nereden geldiklerinin sorulmadığı bir ev. Eda Nur'un kocasını benim babam öldürdü. Merve ablanın, Yusuf abinin oğlunu. Onlar bir gün benim yüzüme bakıp senin yüzünden demediler, biliyor musun? Tam tersine ben onların yüzüne bakamadığım için gittim buradan. Niye bu evden gidiyorsun diye bana gönül koydular. Bak, beni sevmek zorunda değilsin Ceylan. Ama bana nefretle, öfkeyle bakmaktan vazgeç. Ben sana arkadaş olmaya hazırım. Kardeşine ablalık yapmaya da. Tabii sen de istersen. Ay yok, istemezsen sen bilirsin. Ama küçücük bir kardeşin var. En azından onu nefretle büyütme. Benim nefretle büyütülen kardeşlerimin başına neler geldiğini bilmek istemezsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.